şimdi. Samanlı işler. Bu böyle ben. Kırılmaya da. Kolluğun içinden çıkana bakın. Sabırsız ya. Bak bak bak. Nereden yiyor? Nereden? Dur küçük. Gel. Gel. Su da getireceğim ben sana. Bu mu senin? Bu mu senin? Bu bebişin. Bu mu senin bebişin? Kandırıyor tamam mı? Afiyet olsun. Şu sana su. Gel burada suyunu da ver. Bir bebiş bebiş. Kıvırcık bebiş. Suyu da içersin. Tam kıvırcık bebiş. Bakalım. Oy be. Çocuk çocuk. Yeni doğumlar sıcacık sularını içtiler mi? Oh oh oh. Of aslan benim ha. Ha ne oldu, ne diyorsun ablana? Ne diyor sana kendi? Hoş geldin, hoş geldin. Selamun aleyküm. Şöyle yapacaksın, şöyle. Şöyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Güzel bir video, güzel güneşli bir hava. Kar insanın gözünü alıyor arkadaşlar. Bu karalık ortama geldim. Şurada videoyu açayım diye. Şuralara şey sürmek lazım. Kömür karası sürmek lazım. Yoksa baya baya böyle geziyoruz. Neyse başlıyoruz. Güzel bir video. Yine koyunlarımıza bakacağız. Kuzularımıza bakacağız. Günlük işleri yapacağız. Öptüm. Sen benden öpücük istemiyorsun anlaşılan. Sen benden çekirdek istiyorsun da çekirdek yok. Yok çekirdek yok. Ben sana özel bir ortamda veririm çekirdeğim, tamam mı? Şimdi cebimde yok, hadi git. Git hadi. Ne diyeceğimi unutturdun. Yine günlük işlerleyiz ama güzel ürünler geldi. Yani ürün siparişi verdim ben. Ne arkadaşlar, biliyorsunuz bizim el fenerlerimiz var. Köy yerlerinde herkes kullanıyordur el feneri. Bizim de vardı. Hatta Cengiz Çaylı'ya falan göndermiştik ama bizimki ben düşürdüm. Şu böğrünü kırdım arkadaşlar. Şu böğrünü kırdım. Oradan içine kar su giriyor vesaire. Ömrünü yavaş yavaş tamamlıyordu. Güzel fener siparişi vereyim dedim. Dün geldiler. Akşam biraz denedim. Şarjları yoktu. Acayip aydınlatıyorlar arkadaşlar. İki tane fener var. Şu an şarjdalar, iyice şarj olsun. Kutularını da göstereceğim. Açılış, hani kutularından neler çıktı onları da göstereceğim. 3000 lümel, 5000 lümel havada dönüyor. Yani gözlerinizi alacak ışık yayıyorlar. Onlara bakacağız, foto kapanı alacağız. Kesim motorunu tamir etmeye çalışacağız. Yoruldum be ya. Bayağı çok iş yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yine karlar eriyor. Bu sefer buz yok fazla yerde. Koyunlara bir öğün yem verdikten sonra önce foto kapanı alırız. Çünkü babam çok merak ediyor. Canavarlar geldi oğlum oraya diyor. Ondan sonra kesim motorunu tamir ederiz. Ondan sonra fenerleri açarız. Akşam gece de fenerleri deneriz arkadaşlar. Din 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 din. Burada. Burada soğuktan donarsın ha. Oğlum buranın içindeydi, aldım buradan. Şuraya düştü. Alyan mı var onun içinde? Ha. Bir takım burada var. Bunlar alyan değil. Alyan mı bunlar? Alyan be. Hadi onu götür. Baba vallahi mükemmel takımlarım var ha. Şunu açalım. Biri getirdi. Adı Ahmet miydi? Neydi? Vallahi hatırlayamam ya. Söyledi ama. Şimdi. Emir de alalım. Açalım. Alyan'a da ta içine açalım. Bak. Ta içini açalım baba. Alyan baba değil mi? Alyan mı? Alyan. Şu açı. Alyan da dilo baba. Şu açı şu. Var mı? Aa 8 köşe. Şu açı bak. Bak. Oo. İpini toplamıyor arkadaşlar. Vallahi artık söktük. Ya yaptık ya yapamadık baba. Heh çıktı. Bak. Şimdi şu var ya şu. Şu. He. Şundan çıkıyor bak şu. Ama. Ama. Acaba kırıldı mı çıktı mı? Tamam onu penseyle takarız oraya.
Nasıl bir şeydi? Alyanı sökmediğimiz için de çıkaramadık acaba. Evet, iyice parçalandı ya yaptık baba. Yok ya, onun bozulacak bir yeri yok bence. Dur. Dur şimdi. He, baba, bu kaymış bak. Tabii. Şuraya soku. Aa baba, kırılmış. Ya. Kırılmış arkadaşlar. Ondan dönüyor işte. Te. Evet. Japon yapıştırır mı bunu acaba? Kırılmış, kırılmış. Ya, yapamayız mı? Dursun, yenisini alalım ya. Yenisini alacağız zaten de. Yapıştıralım bakalım, olacak mı baba? He? Yapıştıralım. Çıkarayım mı? Onu yayla çıkaracaksın. Şeyle. Toplayabilir miyiz ki geri acaba? Onu çıkaracağını böyle kaydırsan. Al sana çıktı. Baba o ucunu hem kıvırırız. Şimdi bunu buna yapıştıracağız. Japon'u bulduk arkadaşlar. Bak, aha, o orada değil mi? Bak buna toplayan, ondan sonra öyle takıyan onu. Kül falan iyi yapıştır diyorlar baba. Tamam, dene bakalım. Şimdi şunu bir açalım öncelikle. Evet, açtık. Sen neresini temizleyeceksin dedin? Baba, şurasını mı dedin? Ya, orası o kadar da yeni kırılmış o zaten. Valla bir süreyim, bir deneyeyim bakalım baba. Ha? Sür bakalım. Bismillah. Ana külü nasıl kullanacağım? Külü sonra kullanacağım. Hmm. Zaten pıtırcıklı bir yapısı var. Oğlum dibine yapışmasın yaymayı. Yok, yapışmaz. Orasını temizlemeden. Elimde tutaydım ben, iyiydi. Kurudu. Allah Allah. Yeniden sür. Kurudu ya. Kullanalım baba. Bak, kül getirdim ben kaloriferden. Şimdi şöyle yapacağız. Şu tarafına kullanalım. Bu tarafını güçlendirelim. Şöyle. Şöyle. Bu tarafının zararı olmaz buraya. Anladın mı? Şöyle bak. Ha, çok ince değil mi? Çok ince ama sen açıp şeyi dökmen lazım baba. Şunu mu? Hı. Dur bir saniye. Dök 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 dök. Duman çıkıyor, gördün mü? Kaynadı işte. Şimdi üstüne de biraz koyalım. Ondan bak 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 nasıl kaynadı ya bak. Görün nasıl bir düzen ama. He? Nasıl bir düzen değil mi? Güçlü bir şey ya. Bunun adamı topundan tavana yapıştırıyorlar, taşıyor baba. Kıvrılacak baba. Bak, gördün mü? Kıvrılacak bu. Bak. Ben bu çelik ısıtmadan kıvırmayalım, kopar bu. Şöyle dengeliyor bu böyle bence. Ama işte orada bak, orada bir kıvrılma olması lazım. Tamam, çakınla kıvır. Kırılırsa bir de ısıdalım. Buraya mı geliyor acaba, buraya mı geliyor? Oraya nasıl yani? Baba şöyle. Ama bunun bir kıvrılması lazım. Zaten öyle kıvrıkmış o ya. Bak, gördün mü? Bir tık daha şuradan. Çok kısa kıvır. Şuradan şurasını düzeltelim acık. İngiliz çakısı gerçekten mükemmel. Bu şey baba. Evet. Ben salmayacağım, sen topla. Nasıl toplayacağız? Baba çok kuşlu be. Orada toplayacağım bence. Toplayacağım. Bunun içinde mi? Hı hı. Bunu takacağım. Onun içinde toplayacağım. Çevire çevire. Baba sen çek şimdi. Gözüne vur. Sen çek, ben toplayayım. Ucunu taktıktan sonra iç toplayacak böyle. Abi sanki bu şey boşuna kürek çekiyormuşuz gibi. Ben şunu bastırayım şuraya. Bastır. Dur. Baba çek kenarını. Olmadı ki. Kenarını çekmedin. Bekle. Onu halledersin. İç ve çıksa halledecek.
şunu şuradan. Yeter 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 yeter. Ne oldu ya? O iç, onun içine girse o, öteyen o şey topluyor onu. Baba ipi. Bastırsana baba. Ben bastırdım onu bak. Kenarlarına sok şunu kenarına. Kaydırarak şu orta yerine. Babacım. Tamam. Yine oldu. Olmadı baba, olmuyor. Ellerim acısa da abi. Böyle bak, bu sefer çok küçük topladım baba. Baba bağlasan baba. Ya da bağlama, dur baba. Şunun ortasında mı? Ortasında. Ha şimdi. Şimdi oldu. Tamam. Vallahi yaptık. Bırak dursun. Bırak, dursun bırak, biraz bırak. Dinlen dinlen. Tamam, o açmaz artık, bırak. Ben tutuyorum, bırak. Şimdi. İpi keseceğim baba. Ha dök şimdi içine. Tamam. Anladın değil mi benim ne demek istedim? Senin bıçağın daha iyi olur onu. Şöyle. Deliği tıkamayalım tabi. Şöyle. Hem biz bunu güçlendirmiş olacağız, hem de zaten kırık yani, anladın? Ne olacak, en fazla tutar. Deli, deli tıkama takama şeyi. Deli tıkamıyorum tıkamıyorum. Bunu ben açacağım şimdi sen. Ha şimdi şeyi. Bir dakika, daha olmadı. Dök 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 dök. En fazla. Tamam. Tamam. Şimdi öyleydi. Öyle değil miydi? O kendi oturuyordu zaten baba. Dur şu ipi bir çekelim şuradan. Güzelce ne? Şuradan, şuradan, şuradan. Sen baba. Hı. Aliyeni sık bakalım. Oraya düz oturdu. Heh, oturdu oturdu. Heh, şimdi olur. Şunu şuradan çekelim yalnız. Heh, tamam. Ya? Babam diyor ki yavaş çekersen kopmaz artık diyor. Bak bunu böyle tamam, bir iki çekiyor, yavaş çekeceğim artık. Şunu bir sefer aç ya. Ondan sonra bunu sür ya. İp dışarıda kalıyor muydu? İp dışarıda kalıyor muydu? Ya burada daha kalıyordu. Sonradan da kısa, uzun da kısa. Arkadaşlar, ip meselesini de çözdük. Bakın şu kadar kestik çünkü uzun diyordu baba. Bak. Oldu ama değil mi? Oldu oldu. Biz bu işi yaptık arkadaşlar. Olaca... Ama ip dışarıda kalmasın da baba. Bence kopmaz artık ya. Yok kopmaz. Tamam. Yani o güçlendirdiğimiz yer şey yapmazsa. Yok ya, o daha sağlam. Evet, dediğim gibi bu iş tamamdır. Hemen koyunlara ben balya götüreyim, saman götüreyim. Koyunların yemini, samanı verelim. Ondan sonra gep geçe kalıyor. Babam da merak ediyor foto kapanında ne var diye. Foto kapanı alalım, gelelim. Hafıza kartını, pillerini kontrol edelim. Arabayla gideceğiz. Ondan sonra eve geldikten sonra da aldığım fenerleri göstereceğim. Acayip, acayip güzeller. Akşam da denemesini yapacağız. Önce işler ama. Orta öğünü vereceğiz koyunlara arkadaşlar. Öğlen yemeği diye sayabilirsiniz. İki iki taşıyalım şunları. Her seferinde içine nasıl pislemeyi beceriyorlar anlamadım ha. Arkadaşlar, hollukları balyelerden sonra taş çıkıyor da, saman balyelerinden sonra özellikle keçiler yapıyor onu.
bunlar yem bezelliler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yok babacığım be. Kalır mıyız? Yok be ya. Kare dedi baba ya. Kalır mıyız? Yok ya, kalmayız ya. Kalır mıyız ki? Bir kapla gidiverelim hemen dedik de. Daha kutu fenerleri göstereceğim size. O yüzden bir kapla hemen alalım gelelim. Babam da merak ediyor. Diyor 10 tane canavar kesin vardı. Su akıp akıp gidiyor baba. Bak ona üçgen açıya bak. Açayım. Aç. 1, 2, 3. Ay oh 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 anana oh anam 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 anam. Yavaş vallahi kayıyor burası. Koyun acayip düştü arkadaşlar. Ayağı kırılır. Kendi yaptıkları pislikler onların kaymasını bir nebze engelliyor. Tırnakları da ona göre. Rabbim öyle yaratmış ama tabii hızlı koştuklarında dengeleri bozulmuyor da değil. Akşam kozulayan koyun. Zor doğum yapmış herhalde arkadaşlar. Nasıl gidiyor bakın. Sesine göre ayar çekiyor arkadaşlar. Evet. Şu kat. Ne taşar ne hayvana. Hayvana ne taşar ne çok solur. Şu an iyi. Bakın size bir şey göstereceğim. Rüyanda fare mi avlıyorsun? Yemi yemiş. Fareler yemiş yemiş. Böyle böyle fare gördüm. Lokum gibi. Böyle üstüne sosu dökeceksin. Bence yakalamalısın. Yani farelerden. Şu tarafta. Gördüm. Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. Yok ya. Annemin abi dolaşın dedi. Kızım. Azıcık geçmiş ilaçtan sonra. Bugün yine tekrarlayalım. Evet. Memeleri daha sert. Memeleri daha sert. Daha doğum yapmayacak. Anlaşılan. Puitik. 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 Evet. Arkadaşlar gidiyoruz fotokopanımızı almaya. Hemen 5 dakikada bir gidelim. Bir gelelim. Hava çok güzel bugün be. Mükemmel. Antipatinajı. Oğlum buradan gider bir daha. Tamam buradan gittim gideriz bir daha. Geçti. Birazcık da bunda seri gitmek lazım demek ki baba. Çok seri gideceksin ya. Antipatinajı kapadım. Arkada şey olsa. Dün sen adam gösterdi ya. File gibi bir tane. Oo, oğlum burada çok ağır var. Buradan inşallah çıkarız. Vah. Hiçbir şey olmaz ha fazla. Biz geçen arabayı kullanmayı bilmemiş ki. Neyse o yoldan şöyle. Yok gideyim. Bizim en çok şu anda kalacağımız nokta neresi biliyor musun? Neresi? Şu bayır. Eğer orası da güney eridiyse şuradan gelelim gidelim öyle o zaman. O tarla batar ama. Batmaz ya. Tarla batar mı şimdi don ya. Vallahi batmaz. Kaç yer kalmaz bu tarla bayırda vallahi. Eğer şuradan bir toparlasan o bayırda kalmaz. Çünkü bayırda kar yok. Bak. Niye öyle oldu biliyor musun? Niye? Motorun derin çukuruna düştük. Ha. Tabii. Bir deneyeceğim. Antipatinajı kapattım şu anda. Yani motor güvenlikli. Kendini korumaya alacak. Bir deneyelim bakalım. Sen dediğin gibi yapalım. Acaba o mu iyi bu mu iyi? Şu an motor kendini korumayla gidiyor arkadaşlar. Burada yine kaldık. Yok baba.
Altına çam dalı mı girdi? Hayır. Geçti. Ya bak, kaptığım aktan başka çaresi yok. Kirektim abi. Evet. O şeyden dönebilsek mi? Döneriz, döneriz. En kötü bayırı çıktık baba. 3 denemede çıktık. Burada kalmasın bak, hiç korkma. Şurada kalmasın. Ha, bizim şu taşlı tarlanın başı var değil mi? Ha. Yok ya, orası o kadar kötü değil de motor izi varsa orada i̇şte derin. Var. Var şu anda mesela götünü atıyor. Çünkü motor aşağısı buz tutmuş baba. Şurası mı? Ha, şurada. İşte burada ikiyle. İşte bak, attı kendini yoldan aşağı, gördün mü? Çıktı. Şey yapıyor. Buz iz buzlu olduğu için aşağı kayıyor. Çirelim, bağlayalım. Bu bunu çıkartacak, kurtaracak. Tamam, geçir. Bıçak. Hadi. Bıçağını versene bana. Uzun. O geçmez o aradan baba. Dene. Bıçak olmaz, keser bir yersin. Başına iş açığa temelde. Nerede? İp falan yok mu hiç? Yok. Arkadaşlar vallahi gitmiyor. Kar buzlamış. Al sana kar çoraba. Tamam. Sen bir çıkarma. Deneyeceğiz. Bir daha. Ormanı ikiye bölsek çıkacak. He? İkiye bölün. Sofra bezi gitti. Alırız ya baba, kalmaktansa burada. İki tane mi yapacağız? Bir öncekine bir belkine. Tamam sen. Ama iyi sıkmak lazım. Tamam. Şimdi baba den getirmeyelim. İki tarafa da bağladık şimdi arkadaşlar. Bir oraya bir buraya. Kar sert, gidemedik. Bağladın mı? Buraya dağları tepeleri açtık. Durduğumuz yerden kalkamıyoruz. Şuraya düğümü kol yapalım ya. Hadi bakalım, inşallah çıkarız. Sen az geri oyna. Yavaş yavaş. Hadi. Çok az ver. Çok mu gaz vereyim? Az ver, az. Yani sen aynı şeyi yapar. Çünkü ne biliyor musun olay? Ne? Biz şimdi çiğnenmiş yerden, bu yoldan hiç aşağı gidilmemiş. Çiğnenmiş yer zaten buz. Bir de dolmuş. Donunca da biz şimdi buraya arkasını düşürdük ya, badana dedince buzladı kaldı. Bak, ot bez toprağın çıkarınca gördüler. Evet. Bak buralarda nasıl tutmuş, görüyor musun, bez koparttırmış. Yani demek ki şu kar çoraplarından almak lazım baba. Vallahi bence de iyi olur. O zamanlar buraya kadar geldik, durduğumuz yerden kalkamadık. Al bakalım fıtık kapanı. İpleri var mı? Yeniden kuracağız mı? Ne yapacağız? Bakacağım hepsine babacığım. Senin foto kapana bir bakalım. Sen bunu koyduydun değil mi? Aha. Açık değil mi? Açık açık. Yani. Pili var. Yundan sonra eve geldik ha. Hadi şimdi arabamızı park edelim. Şu görüntülere bakalım. Ondan sonra lambaları açacağım. El fenerlerini. 3000-5000 lümen el fenerlerini açacağım. Evet, eve geldik. Görüntüleri izledim arkadaşlar. Birkaç tane kurt görüntüsü var. O kadar çok aslında çok kurt görüntüsü var ama ağaç uzak olduğu için besleme noktasına biraz görüntüler bozuk çıkmış. Biraz daha yakın çekmemizde, yakın yere koysak daha iyi çıkacak. Şimdi sipariş etmiş olduğumuz fenerler geldi. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Şöyle önce küçükten başlayayım. Bu bir el feneri. Güçlü bir el feneri. Köy yerinde sürekli kullanıyoruz. Yazın dağda, hayvanda, koyunda bize sürekli lazım oluyor. Bizim iki tane büyük fenerimiz vardı. Bir tanesi kırıldı dediğim gibi. Bir tanesi az savutuyor diye. Ben iki tane yeni aldım. Bu evde kullanmaya, bu dağda kullanmaya. Bu 3000 lümen. Şöyle göstereyim.
işte burada rakamları, değerleri var. Küçük bir fener. Ama küçük olmasına rağmen şöyle kutusuna ben tekrardan geri koydum, şarj ettim de akşama bunları deneyeceğiz. Küçük olmasına rağmen acayip bir ışık veriyor. USB ile şarj olabiliyor. Şöyle normal geniş hızlı şarj cihazlarıyla. İşte birkaç tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle açalım. Bir saniye. Evet. Bayağı sert yapmışlar. Şunu söktükten sonra devreye giriyor arkadaşlar. Pilinin arkasına koymuşlar. Hemen pilini de göstereyim ben size. Bunu ne düşünüyorum ben biliyor musun baba? Pili de bu. Şöyle bir pili var. Kocaman. Bu satılıyor mu satılmıyor mu daha sonra bilmiyorum ama birçok aslında şeyde gördüm el fenerinde. Sanırım satılıyor. Şimdi bunun bu tarafı da şeyle. Mıknatıslı. Şöyle buzdolabını görüyor musunuz ki acaba? Bakın. Yani şu anda kayıyor ama kaymaması lazım. Düz zemin olduğu için bakın gayet güçlü bir mutlatısı var. Bunu ne düşündüm ben? Bunu gece drone'a bağlasak baba. Drone bunu kaldırır. Bu hemen hemen bir kaç gram ağır bir şey yok. Drone'a bağlasak şöyle eğim versek drone'un altından. Şöyle yere doğru tutsak acaba drone'la gece görüntüleri çekebilir miyiz? Çeker. Mesela Sayan'ın yanına bir şey geldi. Drone'la takip edeceğim. Çeker. Akşama deneyelim. Bir de çok şavuduyor o. Evet. Bunun ötekini de göstereceğim. Bunun arkadaşlar 3 kademesi var. Şöyle göstereyim. 4 kademesi var. Turbo demiş. Eco, Low, Mid, Light, Turbo. Şöyle göstereyim. Şöyle bunu de drone kaldırabilecek mi onu? He? Duran kaldır. Kaldır. Bunu rahat kaldır. Telsizi götürüyorsa bunu rahat kaldır. Bakın bu nasıl? Ha, şu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu dördüncüsü, bu beşincisi. Oo. Artık bütün herkesin gözünü aldım sanırım. Şimdi diğerine geçelim. Bu da sos. 5 saniye tutarsanız beni kurtarın diyor. Bunu deneyeceğiz. Drone'la kesinlikle denemek istiyorum. Gece de kullanacağız. Bir diğeri de bunun fiyatı arkadaşlar 800 arasıyla 1200 arasında satılıyor. Ben indirimdeyken aldım. 900 liraya falan aldım. Evet. Bu da Watto'nun, babamın kullanmış olduğu bu hani benim aldığım bir lamba vardı ya Abayin'de. Watto'ndu. Watto'nun bir lambası. Aslında bu kadar büyük geleceğini tahmin edemedim. Yani kafam kadar diyebilirim ben size. Kafamdan daha büyük. Şuna bakın. Yani devasa bir lamba. Bu da iki kademeli. Bu bir. Bu iki. Bu uzun mesafelere top atış yapıyor. Yani uzun mesafeye bu biraz daha dağınık. Böyle çok geniş bir alanı aydınlatıyor. Bu da hafiften dağınık. Çok uzak mesafeye aydınlatıyor. Yani ortalama burada yazmıyor. 12 saat yazıyor. 100 watt yazıyor. Hayatın her yerinde yüksek kalite yazıyor. Yani sanırım bir 600-700 metre ilerisini aydınlatabiliyor. Evet. Bunun içinden de şarj olması için adaptör çıkıyor bir tane. Bir tane arabayla şarj edebileceğiniz çakmaklık. Bir tane de asma aleti çıkıyor. Biraz daha sade. Yalnız şunu şöyle söyleyeyim. Bu güzel bir fener. İleri doğru tutuyor da bu kafa başı sıkıntı yaratabilir. Bence. Niye diyeceksiniz? Çünkü burası abi bizim işlerimiz hep böyle işte bırakıyoruz kalkıyoruz kırılabilir yani. Çok geniş bir şöyle yüzü olduğu için bir de cam kırılma ihtimali var. Ağır. Yani bunu taşıma bir adam lazım. Şöyle burada ayaklığı var. Burada da ayaklığı var. Şöyle bırakabiliyorsunuz. Şöyle. Buradan şarj alıyor. Full şarjda akşama deneyeceğiz. Tabii bunu drone kaldırmaz. Ama ötekini kaldırır. Onunla drone'la bir şey deneyeceğiz. Bu da kafam kadar bir lamba. Hey nereye gidiyorsunuz ba? Bir dede vardı öyle derdi. Nereye gidiyorsunuz ba aganın? Bunların canları sıkılmaya başladı. Artık bunları... bunları dağa götürebiliriz. Yani keçiler dağa gider. Koyun gitmez ama keçiler gider. Aykız senin çıktığın yerden çıkıyor bunlar biliyor musun? O yüzden
Bu yüzden... Eyvah. Bu da içeride mi kaldı koyunların orada? Yok, dışarıdaki bağda. Dışarıdaki mi bağda? Hangi dışarıdaki bağda? Kuzuluk, kuzuların yerine kuruluk yapalım baba. Hadi kuruluk yapalım. Şey yapalım, ondan sonra da hava... Bağ dışarıda çıkarız ya. He? Bakıp, bakıver hemen ya. Hava kararınca da iyice hava karardığında da lambalar deneyelim. Tamam. Oy oy oy. Yine kuruluk vakti. Bebek dediği gibi altlarını değiştirmenin vaktidir. Şu arkadaşlar sizde kaç tane olmuş? Benim kuzularıma bakın, kuzularına. Arkadaşlar yerlerini yaptık, yine temizledik. Annelerinin yiyen yemesini bekliyoruz. Gel gel. Arkadaşlar dayım geldi. Mehmet dayı. Lambaları da denemeye çıktık. Selamünaleyküm. Ver bakalım şunu. Şunu ufaktan başlayalım. Bunun nümeni yüksek daya. Ha evet. Şimdi bakın şu anda hiçbir şey çakmıyoruz. Sadece benim GoPro'nun ışığı var. Ben önce şu elimdeki bir feneri deneyelim. Bunu şimdi birazdan drone'a da takmayı deneyeceğim. Belki görüntü verir. Bu birinci kademesi. Şöyle bakın, kışlaya doğru görüyorsunuz. Bu ikinci kademesi, bu üçüncü kademesi, bu dördüncü kademesi. 3000 lümel falan. Bence bayağı iyi. Sence dayı? Yani şöyle ağ içinde gösterelim bakın. Gelmiyor değil mi köpekler? Şimdi şöyle ağ içi böyle ve 3000 lümeni tuttuğunuz zaman yıkıntılıkları, sayayı, kışlayı görüyorsunuz. Drone'la nasıl olur bilmiyorum. Bir denemeye çalışacağım. Oo, bir tanesi daha varmış da ya. Ben 4'te evet, bırakmışım. 5 kademeymiş. Oo, bunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Sayanın yanından uçan, kaçan. Şurası da bizim çayır. Azıcık ileri gidelim. Kaleye tutalım bakalım. Bence süper da ya. Şimdi diğerine geçiyoruz. Çak bakalım dayı. Bunu kapattık. Bu top atıyor ama değil mi? İki mi bu? İki de mi? Yok, iki de. Evet. Şu bir. Bak köpeği görebiliyorsun orada. Bu top. Evet. Bu daha uzak mesafeye atıyor arkadaşlar. Ama bence... Mesela kaleye görebiliyorsun. Evet. Sence dayı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O daha iyi bundan. Bence de. Aynen. Bana aydınlatıyor. Bana soracak olursanız arkadaşlar. Yani öyle bir tutsana bir çayla bir. Evet. Baksanıza arkadaşlar. Bu ve 3000 lümen, bunun da mesafesi uzak ama o hammallık gibime geliyor dayı. Aynen. Bunu taşıma lazım bir tane şey. Adam. Adam. Bu hem pratik hem de ona dayı. Ucuna bir dokunsana. Evet. Isınmış. Dayı bence küçük olan. Evet. Abi kavaklara, mavaklara bakın. Yani şu an kamera şeyden dolayı kapalı olabilir. Yani bizim gördüğümüzü siz göremiyor olabilirsiniz ama mesela şu anda bizim ara sokak ta diğer tarafa kadar aydınlatıyor. Bu fener ne yapıyor? Bu fener nokta atıyor arkadaşlar. Yani bu da aydınlatıyor ama hem hamballık bu biraz aydınlatmıyor. O daha beyaz aydınlatıyor. Evet, bu biraz daha kaliteli. Bunun bir de şöyle bir özelliği var. Çok çabuk kırılabilir. Tabii. Yani psikopata koydun devrisi gibi at çöpe. Ama bu cebinde taşı. Ha, öyle olacak. Bence biraz daha geri yapacağız. Öyle. Acık kaldır. Şöyle. Aynen, o eğimi vermemiz lazım. Şu eğimi vermemiz. Sensörleri kapatırım ben. Şunun ince yerini koy bakalım. Tamam, ince yeri tam dengeliyoruz. Yok. Acık bak. Buradan kesem oyalı şöyle. Bak şimdi. İçine oturup. Tamam. Ona tam öyle eğim verdiği zaman o dik gider böyle. Tam dik gidecek zaten. Dik o aşağıyı görecek ya. O düz olması aşağı lazım. Aşağıya bakacak işte. Bunu yaptığın yer düz olması lazım. Yok ya. Azıcık bir eğim vereceğim şuradan bak şöyle. Böyle şöyle direkt aşağıya yapacağım. Dikine bantlıyoruz arkadaşlar. Şey meselesine döndü. Elim var. Dur elimi şöyle. Niyazi'yi de uçurma elim bakalım. Bir dakika ya. Dur Niyazi. Bir dakika Niyazi. Ha.
Bir şey oldu lan. Kanatı matladık herhalde. Ne? Yok yok. Kanatlarda bir sıkıntı yok. Şuraya çay kaşığı bantladık dibine. Şimdi bak. Buradan. Dur dayı. Biz sensörü evet. Açalım biraz. Ama batarya da çalışıyor. Bak. Kaşlı o. Ha, boşu da doluyu da atmışız. Doğru. Üçten o kalmış. Üç şarjı kalmış doğru. Böyle görsün ya. Bence şu anda yeterli mi dayı? Sence kaldırır mı? Kaldır. Çok iyi oldu. Maksimum alalım. Bas be. Bir. Bir daha. Bir daha. Söndü. Ha, bir. İki. Üç. Dört. Tamam. Tamam. Beş. Maksimum. Niyazi. Ekipman kamerası sende. Dayı. Şu anda sensör arızası veriyor. Otomatikman sensörleri algıladığı için. Ama kalkış geçiyor. Niyazi. Şimdi. Bırak bakalım. Evet. Şu anda uçurduk. Yok. Çok fazla şey yapıyor. Bir dakika. Evet. Oo, Niyazi. Mükemmel. Şu anda sen buradan yayındayız arkadaşlar. Drone'a geçiyoruz. Bizim üstümüzde arkadaşlar. Bakın şu an kameranın flaşını kapattım. Drone'un karşıyı aydınlattığını görüyorsunuz. Drone'un da niye havada. Tabi bunda bir olay var. Çok fazla yalpa yapıyor. Yani şu anda tam bizim üstümüze getireceğim Niyazi. Şu anda çok fazla yalpa yaptığı için olmuyor. Kulaşa in lan. Yukarı mı çıkıyoruz biz? Niye yetişiyor? Şu anda üstümüze var. Nasıl? Az daha altı olalım abi. Ay doğmuş gibi oldu. Ya sadece ne şunu... Sallı sallı. Dur ben şu flaşı açayım dayı bir saniye. Şu sallantıyı... Evet çok fazla sallandığı için nokta atışı yapamıyoruz. Drone'un yönünü tayin edemiyoruz arkadaşlar. Yalnız acayip bir şey oldu. 10 numara 5 yıldız. Yani fenerler şu anda feneri yani şundan alaymışım iki tane diğerini almaktansa daha mantıklıymış. Bu fener diğerinden daha hafif, daha uzun mesafeye tutuyor. Uzuna tutmuyor aslında da yakında zaten senin görebileceğin noktada iş yapıyor. Yani. Drone'a bağlayalım dedik. Bağladık. Birazcık köy, elin yası yandı değil mi? Aa sıcacık. Isıtıyor. Köyün üstünde gezdik. Kışlaları gösterdim ben size. Bugün foto kapağını da almaya gittiydik. Videonun sonunda foto kapağın görüntülerini de koyacağım. Üşüdük arkadaşlar içeri giriyoruz. Böyle bir şey yaptık. İşte çocukluk diyelim artık. Bence güzeldi. Aslında bunu güzel. Niyazi yan sabitleyelim. Domuzları avlamada kullanacağız. Neyse beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Domuzları yakalamada kullanacağız. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Denedik işte bir şeyler. Hadi bakalım.